Biz şu anda devletimizden razıyız. Sağ olsun, var olsun devletimiz. Maaşımız da alıyor. Bize yiyecek veriyor. Bize kurbanlık para veriyor. Evet. Her bayramda veriyor zaten. Bir daha Gazi şehit olmasını istemiyoruz. Biz artık bitsin bu olaylar diyoruz. Teşekkürler. Bir daha şehit ve gazi olmasını istemiyoruz. Bu olayın bitmesini temenni ediyoruz. Ben Kore gazisiyim. Ben devlet başkanı beklememişim. Ben şanlı askerim. Ben devlete kurban olurum. Devlete diye ürküp kev ediyorum. Allah devletimize zavul vermesin. Milletimize, vakbaş kazımıza, kazımızı komutana. Allah bir zavul vermesin ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Habiballah, ya Resulullah, sen devlete yardım et. Biz zavallı devletimize gelmesin. Biz devlete yiyip içir, kev ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Hazreti Peygamber Aleyhisselam yardım edersen ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen bilirsen ya Rabbi, vallahi kev ediyoruz. Allah devletimize, başkanımıza, gidimize, gelişimize Allah zavallı vermesin ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun devlete dua ederim. Dinleyin. Fatiha. Adını söyle adını. İsmini söyle. Marko Yılmaz'dır. Karşı Verimli köyünde. Kore. Kore kazısıyım. 1932'liyim. Başkanda razıyım. Allah başkanımıza, devletimize zavallı vermesin. Üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 633 sayılı kanunda kararname ile kuruldu. Ve bakanlığımız kurulduğunda özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, aile ve toplum hizmetleri genel müdürlüğü, 5 tane böyle genel müdürlüğün yanında bir de şehit yakınlar ve gaziler daire başkanlığı da bakanlığımıza bağlandı. Biz bakanlık olarak bundan sonra ülkemizin huzurunu, birliğini sağlamak için canını feda eden, bu uğurda çalışan ve bu uğurda savaşan gazilerimizin hem bu gaziler gününde ve bundan sonraki süreç içerisinde gazilerimizin haklarını ve bunlarla olacak iletişimlerini biz bakanlık olarak valiliğimizle bundan sonra istişare bir şekilde hareket edilecek. Ama demin gazimizin evet, belirttiği gibi inşallah bu dün de yaşadığımız Bingöl olayı, ondan önceki yaşadığımız yine Bingöl'deki olaylar ve şu an ülkemizdeki bu feci durumlar inşallah bir an önce biter. İnşallah yaşanmaz. Temennimiz bu. Hepinize tekrar bu 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilik Türk vatanseverliğini, Türk kahramanı yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramandır. Aramızda ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor. Tüm gazilerimize saygı ve selamlar sunuyorum. Gaziler Günü kutlar. Tüm askeri sivil arkadaşların gözlerinden öperim. Bir daha Allah-u Teala toprağımıza, milletimize, vatanımıza onların ayağı değmesin gayrimüslimin. Kadir-i Mevlam ordumuzu eğmesin. Eğmesin, inşallah eğmesin. Düşman tozu toprağıma değmesin. Ben görmüşem, ben görmüşem o harbi. Türk milleti görmesin. Kadir Mevla'dan bütün dileklerimiz Türk milletinin, Türk devletinin, Türk evlatlarının, Türk gençlerinin bütün afetlerden, belalardan hepsi muhafaza etmesini Cenab-ı Hak'tan temenni eder, cümlenizin saygıyla selamlıyor, gözlerinizden öperim. Gaziler günümüzün hayırlı olmasını dilerim. Bundan sonra Cenab-ı Rabbim başka bir acil göstermesin, başka bir keder göstermesin, evet. Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Evet. Teşekkür ederim. 1954 doğumlu Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nü kutlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölen gazilerimize Allah'tan rahmet dilerim. Saygı ve sevgiler ederim.
Onu yapana kadar ben de... Abi böyle sevsene ama... Tamam, yok. İlerine bak, tamam. Öne bak. Öğrencilerinden Mücahit Ocak İstiklal Ordusu Şehitlerine adlı şiiri okuyacaktır. Varsın dolu bulunsun bin elemle göğsünüz. Siz Tanrı'nın övdüğü büyük kullardan büyüksünüz. Vatanınızda. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı verilmiştir. Bu vesileyle onlara duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesidir. Ecdadımız ölürsem şehit kalır diye bırakmıştır. Bu emanete gözümüz gibi bakıyor, zaferin abidesi olarak varlıklarıyla ruhumuzu şad eden gazilerimizin önünde büyük bir kez daha minnet ve şükranla eğiliyoruz. Çünkü gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inip öpse o pakanlı değer. Dediği gibi milli bağımsızlığımızı, vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Evet, merhaba, nasılsınız? Sayın Valim, bir başkanımız meşgul olduğu için bir başkanım. Değil, problem değil, problem değil, sorun değil. Yemekle beraber Geliyorsun. Tansiyonun mu düştü? Yok, ne sıcak çarpmış. Güzel. Hangi okuldasın? Şahit olursun. Tamam, burada iyi fantezi yapıyorum. İsmin neydi? Sen nasıl söylüyorsun? Ha? Uzak tam mı bunlar? Hilal'ı demiş, tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bilmiyorum.